Evet şimdi Ukrayna'ya tanklar gidiyor, ağır silah gidiyor fakat Rusya'dan da endişe yaratan bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Japon denizinde Moskit gemi savar füze denemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Japonya'dan da bu denemeyle ilgili bir açıklama var. <laughs> Batı'nın tepkisine rağmen askeri faaliyetlerini ara vermeyen Rusya, Japon denizinde Moskit gemi savar füze denemesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı füze denemesi sırasında yaklaşık 100 kilometredeki hedeflerin başarıyla vurulduğunu söyledi. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde savaş gemilerinin deneme atışı yaptıkları görülüyor. Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adası yakınında gerçekleştirilen füze denemesine tepki yükseldi. Japon Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, füze denemesinin zarara yol açmadığını duyurdu ancak Rusya'nın son dönemde Uzak Doğu'da faaliyetlerini arttırdığını vurguladı. Füze denemesinin Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Ukrayna'ya yaptığı sürpriz ziyaretten bir hafta sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Geçen hafta nükleer silah taşıyan iki Rus uçağı Japon Denizi üzerinde uçmuş ve bu hamle gerilim yaratmıştı. Süpersonik bir seyir füzesi olarak bilinen Moskit, 250 kilometreye kadar menzile sahip. Sovyet menşeli orta menzilli füzeler, 75 mil menzildeki bir gemiyi imha edecek şekilde tasarlandı. Füze isabetli tek bir vuruşta 20 ton ağırlığındaki savaş gemisini batırıyor. Aynı zamanda hızı saatte 3700 kilometreye kadar çıkabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump hala bildiğimiz gibi yine çok iddialı konuştu. Yeniden başkan seçilmesi halinde Ukrayna'daki savaşı bir günde bitireceğini söyledi. Tabii nasıl diye insan merak ediyor. Çok basit bir yolu var ama söylemem dedi Trump. Ukrayna'daki savaşı bir günde bitirebilirim ama bunu nasıl yapacağımı söyleyemem. Bu sözler eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait. Trump, Amerikan Fox kanalında canlı yayına katıldı. Eski başkana sorulan sorular arasında Ukrayna'daki savaş ve gelişmeler vardı. Trump, başkan seçilmesi halinde savaşı 24 saat içinde sona erdireceğini iddia etti, detay vermedi. Eğer çözüm hala sağlanamamış olursa bunu Zelenski ve Putin'le 24 saat içinde çözebilirim. Çok basit bir yolu var ama bunu şimdi açıklamak istemiyorum. Çünkü eğer açıklarsam ileride kullanamam. Bir gün içinde barış sağlanabilir. Eski ABD Başkanı Donald Trump daha önce de dile getirdiği 3. Dünya Savaşı iddiasını da yineledi. Seçime kadar bu iş çözülmezse 3. Dünya Savaşı'nın çıkması muhtemel dedi nükleer savaş çıkabileceğini belirterek 1. ve 2. Dünya Savaşları çocuk oyuncağı gibi kalır ifadelerini kullandı.